Songül Hanım merhabalar, programımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum efendim, sizler de hoş geldiniz. Çok mersi, çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Konya yolculuğumuz hız kesmeden devam ederken şimdi de sizlere Konya'da Güven'in adresinden sesleniyoruz. Nereden sesleniyoruz? Keos Gayrimenkul Danışmanlığından sesleniyoruz. Yanımızda kurucusu Songül Efe hanımefendi bulunmakta. Songül Hanım, yaptığınız hizmetlere geçmeden önce sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Songül Hanım kimdir? Nasıl başlamıştır bu hikaye? Songül Efe, Meramdere, Konya Meramdere doğumlu. 1979 doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. Çok İki güzel. Torunum var. Evliyim, 24 yıllık. Bu sektöre 7 yıl öncesi başladım. Aynı yerde Nişantaşı, Konya, Selçuklu Nişantaşı mahallesinde. Kaymakamlığın karşısında ikamet etmekteyim. Güven'in adresi derseniz, 7 yıldır aynı yerdeyim. Aynı mahalledeyim ve bütün vatandaşlarımıza hizmet etmekteyiz. Ne kadar güzel. Her sektörde olduğu gibi güven çok önemli ama sizin sektörde daha önemli. Çünkü ev almak, yatırım yapmak şakaya gelmiyor. Bizler de hazır sizi bulmuşken bunların cevaplarını almaya geldik. Şimdi Songül Hanım, burada gidişat nasıl oluyor? Yani buradaki hizmetleriniz nelerdir tam olarak? Biz şu anda müşterilerimize ev, arsa, tarla, daire, dükkan, hepsi birer alım ve satım. Hepsi bir hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Yani müşterilerimizin güvenilirliğini kazandığımıza eminim. Çok sevdiğimiz müşterilerimiz var. Yani sektörde şu anda zaten bildiğiniz gibi biraz sıkıntılarımız da var. Ama gidişat şöyle iyi. Ama sizler müşterilerinize daha çok hani tamam iş bitti mi her şey bitmiyor. Sizler takibinde oluyorsunuz ve onlarla aile gibi oluyorsunuz. Evet. Sizin farkınız da bu zaten. Evet. Bize bir müşteri bugün hiçbir zaman bir müşterimiz geldiği zaman kapıdan bir müşteri diye bakmadık. Bize bir müşteri bugüne kadar bana 10 müşteridir. O saygıyı ve güveni hiç bırakmadığımız için işimiz Allah herkesin yolunda etsin diyorum. Şimdi bugün gelen bir müşteri 10 müşteri oluyor diyorsunuz. Tam ben burada araya girmek istiyorum. Gerçekten burası zaten Keos referansla çalışan bir yer. Evet. Referansla çalışmak da çok gurur verici. Ayrıca tebrik ediyorum sizlere. Teşekkür ediyorum. Songül Hanım, peki bizler ev alırken, yatırım yaparken, işte arsa alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü her yere güven olmuyor başta söylediğimiz gibi. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor öncelikle? Şu anda öncelikle bir ev alacağımız zaman evin önce zaten biliyorsunuz Konya biraz artık deprem bölgesi gibi de oldu. Depremler olunca insanlar daha öncesi bakmıyorlardı ama şimdi şu anda bakıyorlar. Evin tarihine, yılına, yapısına, ruhsatına ona daha çok bakıyorlar. Tabii konumuna. Bizim Konya gibi bir yerde işte daha çok güney cepheler, işte aradaneler tercih ediliyor. Hı hı. Fiyat tabii ki ilk önceki plan. Önce fiyata daha çok bakıyoruz. Yatırım yapmak istedikleri zaman tabii ki kira getirisinin iyi olacağı bölgelerden yatırım için ev sunuyoruz. Oturacak kişiler kendi zaten bölgelerini belirlemişlerdir. Hı. Arsa tarlada derseniz şu anda tabii ki tarla olaraktan eskisi gibi yok. Şu anda tarla satışları da biraz durgun ama yine de ona göre yine de var. Yatırım yapacak, yani prim edecek. Bir zamandan sonra bugün 50 liraya aldığınız tarlayı 3 yıl sonra baktığınızda orasının 150-200 lira etmesi lazım ki insanlar yatırım yapsın. Peki Songül Hanım, son olarak hedeflerimiz nelerdir? Var mı şubeleşme gibi bir planlarımız? Tabii ki. Şu anda zaten patente başvuru yaptık. Çok güzel. İsim için. Çünkü Keos Gayrimenkul. Önce onun açılımını da söyleyeyim. Herkes sorar. Ablacığım Keos nedir? Keos Konya Emlak Ortak Satış Sistemi'nin birleşmesidir. Çok güzel. Çünkü bizim emlak işimiz devamlı ortak bir iştir. Hiçbir zaman tek bir ortakla gidemezsin. Mutlaka yanına bir arkadaşlar, bir ortaklar gelir. Onun için kesin kendi ismimle değil de böyle bir isimle çıkmayı denedim. Ben 7 yıl önce kurduğumda da Keos Gayrimenkul Danışmanlığı Konya Emlak Satış Sistemi olaraktan geçti. Kısaltılmış ismi. Patentinizde şu anda başvurumuzu yaptık. Tabii onun haricinde inşallah başka şubelerde düşünüyorum. Ne kadar? Tabii çalışanlarımız yanımızda güvenli bir şekilde çalıştıktan sonra neden olmasın ki? Değil mi? Hedeflerimiz var tabii ne ki. Ne kadar güzel. Sizinle çalışmak da çok keyif verici olur. Tabii ki. En azından sizlerden alınan, sizin bilgilerinizden aldıkları her şey bir altın bilezik olarak gelir onlara. Evet. Bundan da çok eminim. Evet. Çünkü çok donanımlı bir kadınsınız ve hani derler ya kadın başına 7 yıldır aynı noktada aynı istikrarla devam ediyorsunuz güven çatısı altında.
Ayrıca tebrik ediyorum sizleri. Aynı zamanda sahibinden.com'da, Hürriyet Emlak'ta ve Emlak Jet'te de varız. Herkes oradan da sizleri takip edebilir. Oralarda da aktif bir şekilde paylaşımlar yapılıyor. Kurumsal firmalarımızın hepsiyle sahibinden, Emlak Jet ve Hürriyet'te çok sağ olsunlar. Bize çok yardımcı oluyorlar. Müşteri potansiyelimizde onlara çok şey borçluyuz. Ne kadar güzel. Buradan onlara da teşekkürlerimizi yollayalım. Tabii çok teşekkür ederim sahibinden, Emlak Jet'e. Şimdi şu anda Hürriyet Yar, hepsi Emlak. Ne kadar hepsine güzel. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda telefon numaralarınız ekranlarımızdan geçiyor. Herkes sizi arayıp danışabilirler. Bilgilerinizden yararlanabilirler. Tabii ki. Her şey parayla değil. Müşterilerimiz her yerden tapu işleriyle ilgili, sorunlarıyla ilgili bir eksper sorabilirler. Evinin değerini, arsasının değerini. Evet. Her şekilde ücretsiz olaraktan yardımcı oluyoruz o konuda. Çünkü güvenilir ve bilgili kişilere halk olarak ihtiyacımız var. Sizler de tam bu noktada Konya'da hizmet veriyorsunuz. Sadece iş için değil sayın seyirciler, Songül Hanım'ın bir kahvesini de içebilirsiniz. O güzel sunumuyla kendisiyle oturup sohbet bile edebilirsiniz. Çünkü çok canı yakın ve çok güler yüzlü bir hanımefendi kendisi. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Songül Hanım. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamı diliyorum efendim. Ayaklarınızı sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugün sizlere Konya'da bulunan Keos Gayrimenkul Danışmanlığı'ndan seslendik. Songül Hanımefendi'ye konuk olduk. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.